Haftanın son iş günü, cuma günü Washington'dan herkese iyi akşamlar. VOA Türkçe'nin Ekotürk için hazırladığı stüdyo VOA ile karşınızdayız. Bugün de Amerika'ya ve Avrupa'ya, hatta Türkiye'ye ilişkin gündemlerle başkent Washington'dan karşınızdayız. Kimler var bağlantılarımızda hemen hatırlatalım. Washington'da Begüm Dönmez er söz var, ABD Başkanı Donald Trump'ın. Ee, söylediği ama e, daha sonra söylediği iddia edilen bir söz var. Atlantik dergisinde çıkmıştı. 2018'de e, Fransa ziyaret sırasında söylediği sözler Amerika'da gündeme oturdu. E, neler söyledi? Daha sonra e, neden e, bunları reddetti ABD Başkanı? E, bunların e, yalan haber olduğunu söyledi. Onunla ilgili e, tam e, ne olduğunu Begüm Dönmez Ersöz bizlere anlatacak. Diğer bir konu ABD İç Güvenlik Bakanlığı e, seçimler öncesi Rusya'nın Amerikan kamuoyunun seçim güvenliğine ve e postayla oy e, kullanılması'nın geçerliliğine duyduğu güveni sarsmaya çalıştığı uyarısında bulunuyor. Onun ayrıntılarını da Begüm Dönmez Ersöz bizlere anlatacak. Polis şiddeti Amerika'da çok tartışılan, çok konuşulan konu. Yine Portland'da yaşananlar, New York'tan gelen görüntüler neler anlatıyor, tepkiler neler onların ayrıntılarında. Özlem Tınaz bizlere bugün anlatacak ve Türkiye'yi ilgilendiren konu tabii ki özellikle NATO'nun Türkiye ve Yunanistan arasında görüşmelere başlandığını açıklamasının ardından ne gelişmeler yaşandı? NATO daha sonra nasıl açıklamalar yaptı? Paris'ten bu konuyla ilgili gelişmeleri de Arzu Çakır bizlere anlatacak. Biz Washington'dan başlayalım. ABD Başkanı Trump Atlantik dergisinin kendisi hakkındaki 2018'de Fransa ziyareti sırasında Paris'teki Amerikan askeri mezarlığını yağmur bahanesiyle ziyaret etmediği ve o gün yanındakilere o mezarlığa neden gitmeliyim ki beceriksizlerle dolu orası dediği şeklinde bir iddiaları yayınladı. Ama Trump bu iddiaları bugün reddetti. Yalan haber dedi. Begüm şu anda karşımda. Begüm dergi ne diyor? Başkan Trump neler söylüyor? Serdar Cebe iddia The Atlantic dergisinin iddiası 2018 Fransa ziyareti sırasında başkan Trump'ın ki 1. Dünya Savaşı'nı sonlandıran mütarekenin 100. yıl dönümünde gerçekleşen bir ziyaretti bu. Ee, ve Trump'ın programında başkan Trump'ın programında o ziyaret sırasında Avrupa'da e, ölen Amerikan askerlerinin yattığı, e, mezarlık ziyareti vardı. E, fakat o dönemde yine 2018'de yapılan o ziyaret sırasında yapılan haberlerde de Başkan Trump'ın mezarl mezarlık ziyaretini iptal ettiği e, gerekçe olarak gerekçelendirilirken resmi açıklamalarda e, hava koşullarına o zaman dikkat çekilmişti o dönem yapılan haberlerde de. Şimdi The Atlantic e, dergisi e, Amerikan Başkanı'nın Trump'ın e, o mezarlıktaki askerler, hayatını kaybetmiş olan askerler için kaybedenler ifadesini kullandığı iddiasını ortaya attı. Başkan Trump önce Beyaz Saray'dan hemen bir yalanlama geldi dün akşam saatlerinde. Sonrasında da Başkan Donald Trump açıklama yaptı gazetecilere konuştu hem de Twitter'dan e, mesaj e, yayınladı e, haberleri ve iddiaları yalanlayarak Trump dedi ki ABD silahlı kuvvetleri için daha önce kimsenin e, yapmadıklarını yapmış birisi olarak ordumuz ve hayatını kaybetmiş kahramanlarımız için olumsuz açıklamalar yapacağımı düşünmek e, tam bir yalan bu tam bir rezalet e, ifadesini kullandı. Hava durumunun o, o ziyaret sırasında helikopter uçuşuna müsaade etmemesi nedeniyle mezarlığa gitme, gidemediğini anlatan Trump e, alternatif bir rota olarak da uzun yoldan yani karayolundan e, Paris'in en yoğun bölgelerinden geçerek e, gidebileceklerini ancak kendisinin istemesine rağmen gizli servisin buna itiraz ettiğini e, savundu Başkan e, Trump. E, daha sonra Twitter'dan paylaştığı bir mesajda da ben hayatını kaybetmiş olan askerlerimiz için kahramandan başka bir ifade kullanmadım kullanmam. Bu e, yalan haber e, yayan e, kaynakların e, ortaya atmış olduğu bir iddia ve 2020 seçiminde etkileme e, çabası olarak nitelendirdi Trump. The Atlantic dergisinin e, haberi iddiası e, ismini vermeyen dört kaynağa dayanıyordu e, Başkan Trump'tan da. Bu habere yalanlama geldi. Savunma Bakanı Mark Esper bir açıklama yaptı, yazılı açıklama yaptı. Dedi ki, Başkan Trump'ın Amerikan askerleri, muharipler ve aileleri için büyük bir saygı ve takdir duyduğunu vurguladı Mark Esper. Ve silahlı kuvvetlerimize daha fazla bütçe ayrılması için mücadele etti ifadesini kullandı Mark Esper. Demokratlardan tabii eleştiriler var. Joe Biden'dan bir açıklama gelmişti. O cepheden de eleştiriler devam ediyor. Başkan Trump'ın yalanlamasının, haberi yalanlamasının ardından diyelim. Begüm, şimdi ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın bir uyarısı var. Rusya'nın, Amerikan kamuoyunun seçim güvenliğine ve postayla oy yoluyla kullanılmasının geçerliliğine duyduğu güveni sarsmaya çalıştığı uyarısı. 2016 seçimlerinde de benzer şeyler yaşamıştı. Ne demek istiyor İç Güvenlik Bakanlığı? Şimdi bu uyarıyı yapan İç Güvenlik Bakanlığı'nın İstihbarat ve Analiz Ofisi Rusya'nın seçim sürecine duyulan güveni sarsmak, posta yoluyla oy kullanılmasına yönelik eleştirileri büyük olasılıkla bundan sonra yaymaya devam edeceği belirtiliyor bu uyarıda ve bunu da ee, Rusya'nın Rus devlet medyası organları ve ona bağlı bazı internet siteleri üzerinden bu tarz e, bilgileri e, dezenformasyonları yaymaya çalıştığı yönünde e, uyarılar var bu internet sitelerinde yer alan bir takım içeriklerin tarihi geçmiş seçmen kayıtları sebebiyle Aslında oy kullanma hakkı olmayan kişilere pusula gönderilebileceği çok sayıda pusulanın kaybolabileceği gibi bir takım iddiaların bu internet siteleri üzerinden gündeme getirildiği konusunda uyarısı var İç Güvenlik Bakanlığı'nın Rusya ise 2016'da olduğu gibi yine seçime müdahale et ya da etme çabası içerisinde olduğu iddialarını e, yalanlıyor. E, şunu söyleyelim aslında sadece Rusya değil bu konuda e, Amerikan seçimlerine müdahaleye ilişkin kaygısını şimdiye kadar e, pek çok yetkili dile getirmişti. Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien de dahil olmak üzere. E, şimdi İç Güvenlik Bakanlığı'ndan Rusya konusunda uyarının Gelmesinin ardından ulusal güvenlik danışmanı da bir açıklama yaptı. Dedi ki Amerikan seçimlerine müdahale kaygısı konusunda, müdahale girişimleri konusunda en aktif rolü üstlenen ülke. Çin dedi. Çok fazla ayrıntı vermedi ama seçime müdahale etmeyi amaçlayan ülkeler arasında en aktif rolü Çin'in üstlendiğini söyledi ulusal güvenlik danışmanı. Daha önce e, hazırlanan raporlarda istihbarat birimlerinin hazırladığı rapor raporlarda e, Rusya'nın dışında Çin ve İran'ın e, adı geçmişti ve bu üç ülkenin Amerikan seçimlerinde müdahale girişimlerinin nasıl olduğu, bunu hangi kanallar üzerinden yaptıkları, e, troller ya da internet internet sitelerinin hangi siteler olduğuna e, varana kadar ayrıntılı raporlar hazırlanmıştı. Şimdi ulusal güvenlik danışmanı e, O'Brien da dedi ki biz Çinlilere, Ruslara, İranlılara ya da işte kamuoyuna açık bir şekilde şimdiye kadar açıklamadığımız diğer taraflara Amerikan seçimlerine müdahale çabalarının e, olağan dışı sonuçları olacağı konusunda uyarıda bulunduk dedi. E, ve hafta içinde de yine Reuters haber ajansının özel bir haberi vardı bu konuyla ilgili. Özellikle her iki siyasi seçim kampanyasının internet sitelerinin e, bazı hackerlar tarafından hedef alındığı ve alınabileceği yönünde e, uzmanların ve her iki partilerin, Parti'nin de çalıştığı e, siber güvenlik şirketlerinin e, uyarıları vardı. Dolayısıyla e, Amerika seçime giderken işte Rusya, Çin, İran e, konusunda e, yetkililerin endişelerini get dile getirdiği e, bir zaman ve o zamana kadar da hem seçim güvenliği hem de bu siber güvenlik endişelerini biraz daha duyacağız gibi görünüyor Serdar Cebe. Begüm Dönmezer Söz çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar. Şimdi Amerika'da hiç bitmeyen tartışma polis şiddetine geçelim. Oregon eyaletinin Portland kentinde geçen hafta düzenlenen protestolar sırasında sağ görüşlü bir grubun destekçisini vurarak öldürdüğünden şüphe edilen bir kişi federal güvenlik güçleri tarafından tutuklanmak üzereyken vurularak öldürüldü. Eyalet'in işte New York'tan da bir görüntü geldi. New York bu daha önce olan bir aslında olay. New York Eyaletinin Rochester kentinde gözaltına alınırken hayatını kaybeden siyahi Daniel Prud'un görüntülerinin ailesi tarafından bu hafta yayınlanmasının ardından bazı polisler açığa alındı. Ne oluyor polis şiddetinde? Gelen tepkiler nasıl? Özlem Tınas şu anda karşımda. Özlem Federal görev gücü 48 yaşındaki Michael Forrest Raynall'ı Portland'a yaklaşık 200 kilometre uzaklıkta Washington eyaletinin Lacey kasabası yakınlarında tutuklama girişiminde bulunurken tam o sırada vurarak öldürdü. Tutuklama gerekçesi ise geçtiğimiz cumartesi gecesi göğsünden vurulan 39 yaşındaki Aaron J. Denyasanın ölümünün bir numaralı zanlısı olmasıydı Serdar ve işte bu yüzden de Federal Soruşturma Dairesi FBI ve Adalet Bakanlığı hakkında tutuklama kararı çıkartmıştı ve Perşembe günü de yerini tespit etmişti. E, ama tutuklama girişim sırasında Federal görev gücüne bağlı polis tarafından vuruldu dediğimiz gibi e, vurulma nedeni ise polisle karşılaştığı sırada tam o anda silah çekmesi olarak açıklandı. E, Adalet Bakanlığına bağlı polis biriminden yapılan açıklamada da İlk raporlar zanlının ateşli silah çektiğini, polis memurlarının hayatına kastettiğini gösteriyor ifadesi yer aldı. Şunu da belirtelim. Yerel polis teşkilatları, federal güvenlik güçleri ve diğer güvenlik dairelerine mensup polis memurlarından oluşan bir birim bu. Adalet Bakanlığı'na bağlı bir polis birimi ve kaçak görev güçleri, şiddet eylemlerinde bulunan suçluları ve aranan zanlıları tutuklamakla görevli ama bu kez bu girişim can kaybıyla noktalandı maalesef serdar hatta olayın geçtiği ilçenin şerifi kaçak görev gücündeki dört polisin ateş ettiğini ama toplamda ...kaç el ateş edildiğinin henüz tespit edilemediğini söyledi. E, şunu da ekleyelim, e, zanlının çatışma sırasında tek başına olduğu, e, etrafında çocuk ya da başkası olmadığı belirtiliyor. Malum e, Jacob Blake e, aracına bindiği sırada sırtından 7 kez vurulduğunda üç küçük çocuğu da aracın içindeydi. E, bu arada zanlının e, orada yaşamadığı ama ne sebeple oraya gitmiş olabileceğinin henüz netlik kazanmadığı da ifade ediliyor. Ama hakkında bilinen şeylerden biri kendisini yüzde yüz antifa olarak tanımlaması. Portland'daki ırkçılık karşıtı gösterilere katılan, düzenli olarak katılan biri. Karşı protestocuların kullandığı taktikleri de savaş olarak niteleyen biri. Hatta protestoların birinde vurulan bir diğerinde ise silah taşıdığı için ceza alan bir kişi. Polis 5 Temmuz'da kamuya açık alanda mermi yüklü silah taşıdığı gerekçesiyle ve tutuklamaya direndiği gerekçesiyle ceza vermişti. 26 Temmuz'da da silahlı bir beyazla bir grup azınlık genç arasında yaşanan ABD'ye karıştığı sırada da dirseğinden vurulmuştur Ernest. Hatta narkotik ilaç etkisinde araç kullanmak, aşırı hız yapmak, kaçak silah taşımak gibi suçlarla ilgili duruşmasına katılmadığı için de aranıyordu. Kısacası Portland'da yaklaşık 100 gündür süren protestolar bir cana daha mal oldu. Eyaletin Demokrat Valisi Kate Brown şiddet eylemlerine son verilmesi çağrısında bulundu. E, Oregon'da beyaz ırkçılığın ya da yasa uygulamayı kendine vazife edilenlerin yeri yoktur. Şiddet eylemleri içeren, suça karışan herkes eşit olarak sorumlu tutulacaktır dedi ama olaylar pek de durulacak gibi görünüyor. Çünkü farklı yerlerden de polis şiddeti haberleri gelmeye devam ediyor Serdar. E, son olarak senin de söylediğin gibi New York eyaletinin Rochester kentinde gözaltına alınırken hayatını kaybeden siyah Daniel Prudong'un görüntüleri paylaşılmıştı. İşte bunun üzerine olaya karışan 7 polis görevden alındı. 11 dakikalık görüntüde silahsız ve çıplak oldu. Başına bez geçirilerek elleri arkadan kelepçeli yüzüstü yatırıldığı görülüyor. Yaklaşık 3 dakika boyunca bu şekilde tutuluyor ve bilincini kaybediyor. Ardından da polisler hayata döndürmeye çalışıyorlar ama nefessiz kalıyor tıpkı George Floyd gibi. Kaldırıldığı hastanede de bir hafta sonra Hayatını kaybediyor. Şimdi gözler bu polis memurlarına ne da Serdar? Şimdi biraz da ekonomiye bakalım Özlem. Geçtiğimiz dönemlerde hatta hükümetin kapanma noktasına gelmişti bütçe konusunda. Beyaz Saray'la kongrenin hükümet harcamalarına bu ay sonundan sonra da bütçe çıkarılması konusunda anlaşmaya vardığı haberi geldi. Başkan Yardımcısı Pence'den geldi açıklama. Nedir ayrıntıları? Bu şu demek Serdar, mali yılın son erici Eylül ayı sonunda federal kurumlara kaynak akışının kesilmesi ve hükümetin kapanması ihtimali şimdilik önlenmiş oldu. Mike Pence Maliye Bakanı Steve Mnuchin ve müzakere ekibinin e, hükümetin kapanmasını önleyecek bir tasarı üzerinde anlaşmaya vardığını söyledi ve bu sayede artık koronavirüsü konusunda yeni bir yardım paketi üzerinde çalışmaya odaklanabileceklerini dile getirdi. Ama bütçe tasarısıyla e, korona yardım paketi gibi iki parti arasında anlaşmazlıkların yaşandığı konuların birbirinden ayrı tutulduğunda kaydetti bu konudaki beklentileri bildiği için e, söz konusu tasarı federal harcamaların geçici olarak e, mevcut düzeyde sabit tutulmasını öngörüyor. Kongre liderlerinin müzakerelerde ellerini güçlendirmek için harcama tasarısına koronavirüsü yardım paketi gibi unsurları da dahil etmeye çalışabilecekleri yönünde bir takım spekülasyonlar yapılıyordu. Hatta yardım paketi görüşmeleri geçen ay başarısızlıkla sonuçlanmış ve o zamandan bu yana pek bir ilerleme sağlanamamıştı. Ama Pence bugün hükümetin kapanmasını önleyecek bir tasarı üzerinde anlaşmaya varıldığı müjdesini paylaşmış oldu bu bilgiyle. Bu arada yeni istihdam raporu da açıklandı. Amerika'da Amerika'da koronavirüsü salgını sürecinde istihdam en çok Haziran ayında artmış e, ve istihdam edilenlerin sayısı 4 milyon 791 bin olarak kayıtlara geçmişti. E, Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı Ağustos ayı istihdam raporuna göre Hükümetin koronavirüsü salgını nedeniyle sağladığı o mali yardımların sona ermesi ve bunun e, tabii ekonomik iyileşme sürecini tehdit etmesi e, istihdamı yavaşlattı. E, Amerika'da tarım dışı istihdam Temmuz ayında 1 milyon 700 binden fazlaydı son verilere göre ise Ağustos ayında 1 milyon 371 bin kişi istihdam sağlandı. Temmuz ayında %10,2 olarak kaydedilen işsizlik oranı ise Ağustos ayında 8,4'e geriledi. Bu rakamlar kimse için sürpriz olmadı aslında. Çünkü bu konuda yapılan anketlerde iktisatçılar Ağustos ayında zaten 1 milyon 400 bin kişi istihdam sağlanacağı işsizlik oranınınsa yüzde dokuz virgül e düşeceği tahminde bulunmuştu. Tabii birçok sektörü etkileyen bir süreçten bahsediyoruz. Birçok alanda şirketler elemanlarını işten çıkartmak zorunda kaldılar ya da zorunlu izin uygulaması yoluna gidiyorlar. Örneğin United Airlines bunlardan biri, Amerikan Hava Yolları bunlardan biri, keza Ford firması da öyle. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde bu gelecek rakamları da görmeye çalışacağız diyebiliriz Serdar. Amerika gündeminde tartışılan konuları bize Özlem Tınaz aktardı. Avrupa'ya geçelim. Avrupa'nın gündeminde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arama çalışmaları var. NATO'nun Türkiye ve Yunanistan'ın teknik görüşmelere başladığını açıklamasının ardından Türkiye ile Yunanistan arasında söz duellası yaşandı. Yunanistan uzlaşma haberini doğrulamadı. Türkiye'den de buna sert bir tepki geldi. Doğu Akdeniz'de yaşanan son gelişmeleri şimdi Arzu Çakır'a soracağız. Avrupa'da neler oluyor diye. Arzu, AB ve NATO içinde Doğu Akdeniz diplomasisi hız kazanmış görünüyor. Neler söyleyeceksin? Bize anlatır mısın? Serdar, ilginç bir gelişme oluyor. Kurumlar arası bir yarış mı var? Kurumlar arasında bir rol e, paylaşımı mı söz konusu? B bütün bu tartışmalar dün akşamdan beri yaşanıyor. Dün akşam her şey NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in e, hem Twitter hesabından hem de NATO'nun resmi hesabından duyurdu. E, bir haberle ortalık hareketlendi. Akdeniz yeniden hareketlenmeye başlandı. E, Stoltenberg dün e, Yunanistan ve Türkiye'nin teknik konu görüşmek üzere. Yani e, orada pek çok gemi olduğunu, bu gemilerin birbiriyle kaza ya da herhangi bir e, çatışmaya girmesini engellemek için bir takım teknik konuların konuşulması gerektiğini bunun içinde Yunanistan ve Türkiye tarafının evet dediğini ve teknik görüşmelerin NATO çerçevesinde iki değerli NATO üyesinin NATO çerçevesinde görüşeceğini açıkladı. Bu tabii bu rahatlama yarattı taraf. Uzun süredir bekleniyordu böyle bir açıklama. Ee, tarafların rahatlaması Akdeniz'in e, tansiyonunu düşürmesi için. Fakat sabah saatlerinde Yunan hükümetinden açıklamalar geldi. birbiri bir ardına e, Türkiye ile herhangi bir anlaşmaları olmadığını, eğer Türkiye gemilerini Akdeniz'den çekmezse böyle bir e, uzlaşmanın söz konusu olamayacağını dile getirdi, getirerek aslında bir anlamda NATO yalanlamış. NATO Genel Sekreterini açıkça yalanlamış oldu. Yunan hükümeti oldukça zor bir pozisyon NATO üyesi bir ülke olarak. Buna karşılık Ankara'dan çok öfkeli açıklamalar geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bizzat yanıt verdi bu tavra ve NATO Genel Sekreterinin yalan söylemediğini eğer bir yalan söyleniyorsa bunu Yunan hükümetinin yaptığını dile getirdi. Eğer Türkiye'ye ön koşul koymak istiyorlarsa bunu hiç beklemesinler. Türkiye oradaki haklarından vazgeçmeyecek. Hiçbir koşulu da kabul etmeyecek şeklinde e, biraz daha artırdı e, pazarlığın dozunu dolayısıyla e, gerginlik bu sefer gözler NATO Genel Sekreterine çevrildi. Bu görüşme olacak mı, olmayacak mı? Böyle bir uzlaşma var mı? Bunu engelleyen kim, neden Yunanistan son anda fikir değiştirdiği soruları çok hızlı bir şekilde solmaya başladı. Hem Avrupa Birliği kulislerinde hem Brüksel, NATO Brüksel kulislerinde. Dolayısıyla Stoltenberg bir açıklama yapmak durumunda kaldı ve bu soruya yanıt verdiğinde bir uzlaşmanın olduğunu hatta NATO bünyesinde iki ekibin teknik olarak çalışmaya başladığını, bu çalışmanın e, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in önceliğindeki ara buluculuk çalışmalarının yerine geçecek bir çalışma olmadığını, ancak teknik anlamda daha önce söylediğimiz gibi buradaki çatışmaları çok sayıda geminin birbiriyle bir e, sorun yaşamasını engellemek için böyle bir teknik çalışma, ön çalışmada denebilecek bir çalışma yürütmek için uzlaştıklarını bunun hatta NATO koridorlarında temasların başladığını Türk ve Yunan heyetleri arasında dile getirdi. Dolayısıyla e, yarım adım geriye gitmiş oldu Genel Sekreter Stoltenberg. İşte tam bu açıklamanın ardından bu sefer Avrupa Birliği'nden bir açıklama geldi. Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel 23-24 Eylül'de Avrupa liderlerini toplayacak. Bu toplantıya başkanlık edecek ve Avrupa liderleri burada Türkiye'yi konuşacaklar. Eğer Türkiye geri adım atmazsa bir önceki toplantıda, Dışişleri Bakanları toplantısında Almanya'da, Berlin'deki toplantıda e, Türkiye geri adım atmazsa yaptırım geleceğini gelebileceğini dile getirmişlerdi. İşte bu konuyu görüşecek liderler Türkiye'ye nasıl bir yaptırım gelecek bu tartışılacak ama bu olmadan NATO çok ciddi anlamda bu iki üyesinin bir karşı karşıya gelmesini istemiyor ve bir araya getirmek istiyor bu üyeleri. Almanya'da bastırıyor. Fakat Fransa, Yunanistan ve Kıbrıs Avrupa Birliği çerçevesinde Türkiye'ye daha sert bir politika uygulanmasını istiyor. İşte Charles Michel bugün bir açıklama yaptı ve çok taraflı bir konferansın e, tartışmaların daha iyi bir zeminde tartışılmasına olanak yaratacağını, iyi bir diyalog kanalı yaratacağına inandığını düşündü. Sorular üzerine bunun nerede, nasıl, hangi ülkelerin katılımıyla olacağı konusunda bir açıklamada bulunmadığını ama hem Türkiye'ye hem Yunanistan'a böyle bir öneri götürdüğünü açıkladı. Dolayısıyla Türkiye'nin de içinde olduğu. Daha önce eğer hatırlayacak olursak Fransa. Türkiye dışında M7 yani Mediterranean 7 adında bir e, konferans toplamak istediğini duyurmuştu. Bu konferanstan bir haber yok. Dolayısıyla belki de bu toplantıyı, Türkiye'nin olmadığı bir toplantıydı bu. Belki Avrupa Birliği, NATO ve e, Doğu Akdeniz'e ve Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerin bir araya gelebileceği Mısır'dan İtalya'ya, Malta'ya, e, İsrail'e kadar bir araya gelebileceği belki bir zemin düşünülüyor. Ama bunun içeriği saklanıyor. Dolayısıyla 24'üne kadar bu zemin üzerinde çalışma olacak ve Avrupa Birliği'nin önerisi mi öne çıkacak? NATO mu yoksa Almanya'nın ara buluculuğu mu? Bunları hep beraber göreceğiz ama diplomatik kulisler çok çok hızlı Serdar. Çok ısınmaya başladı Akdeniz'deki gerilim. Evet. Evet gerilim azalacak mı azalmayacak mı önümüzdeki günlerde göreceğiz. Arzu Çakır'a teşekkür ediyoruz. Paris'ten bize son gelişmeleri anlattı. Amerika gündemine dönelim. Aslında bu dönem Amerika'da üniversitelerin başladığı dönem ama üniversiteler tabii ki önceki yılları oranla daha farklı bir şekilde başladı. Bir defa yurtlarda kalacak öğrenciler teker teker testten geçirildi. Düzen yeniden kuruldu yani. Hatta bazı üniversitelerde yerinden öğretim yapılan üniversitelerde Vaka sayısının artmasıyla birlikte yani okullar açılır açılmaz, öğrencilerin sosyal mesafe kurallarına çok uymaması, partiler düzenlenmesi üzerine bazı üniversitelerin Amerika genelinde online eğitime tekrar geçtiğini biliyoruz. İşin bir tarafı da tabii ki ticaret. Amerika'da üniversite kampüslerine ev sahipliği yapan kentlerde bu öğrencilerin okullara dönmesiyle yerel işletmelerin toparlanması Umudu da artmıştı ancak yerel işletme sahiplerinin endişesi işte biraz önce bahsettiğim konu vaka sayılarının artmaya devam etmesi. Bu yılın başında Michigan Üniversitesi'nde okuyan 40 binden fazla öğrenci salgın nedeniyle evlerine dönmek zorunda kalınca yerel işletmeler durumdan fazlasıyla etkilendi. Büyük bir kar fırtınası gibiydi. Tabii kar yoktu ama kaldırımlar ve sokaklar bomboştu. Dışarıda kimse görünmüyordu. Eylül ayında kampüste eğitim birkaç yüz yüze dersle başlıyor. Bu durum gelirinin büyük kısmını öğrencilerden sağlayan iş yerlerine umut verse de kaygıları da beraberinde getiriyor. Adam Lowstein lokanta sahibi. Öğrencilerin geri geldiğini görmek güzel. İlk hissettiğim rahatlama ve mutluluk oldu. Justin Herrick'in de bir restoranı var. İçgüdülerim müşterilerin geri geleceğini söylüyor. Büyük bir dönüş olacak. Ya kontrol edilecek ya da her şey olacak ve çevrim içi olacak. İçgüdülerim ikinci senaryonun olacağını söylüyor. Piercing salonu sahibi Jeff Saunders iş yerini açık tutmak için çok mücadele verdiğini söylüyor. The really thrown. Salgın bizi gerçekten çok etkiledi. Bu dönemin üstesinden gelmek için iş yerinizi çok iyi yönetmeniz gerekiyor. Ancak salgının ardından hayatta kalmayı başaramayan iş yerleri de var. Bir dönemin başarılı kafelerinden Espresso Royal Cafe web sitesinde yer alan ilana göre salgın yüzünden kapılarını kapatmak zorunda kalmış. Michigan Üniversitesi öğrencisi Ethan Rule bu karara üzülenler arasında. Bazı iş yerlerinin kapanması üzücü. Özellikle de Espresso Royal'in. Ev arkadaşlarımın çoğu orayı çok seviyor. Peri Porikos salgın döneminde iş yerinin önüne kurduğu verandada oturuyor. Sorunlara rağmen Porikos umudunu yitirmemeye çalışıyor. Umut ediyorum, dua ediyorum, İyi olacağımıza inanıyorum. İyi olacağız küçük işletme sahipleri bütün bu kaygıların arasında öğrencilerin geri döndüğünü ve normalleşme yaşandığını görmek için sabırsızlanıyor. Pınar Sayar Kızılçalı Amerika'nın Sesi Washington Yayınımızın sonuna geldik. VOA Türkçe'nin yayınlarını amerikanınsesi.com internet adresinden izleyebilirsiniz. Pazar size başka bir arkadaşımız artık sunacak stüdyo VOA'yı. Herkese iyi akşamlar. hoşça kalın, sağlıkla kalın.